Hepiniz Gel Bizden Ye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcanla yapabileceğimiz en güzel tarifi paylaşıyor olabilirim herhalde. Videomu izledikten sonra videomu beğenip yorum bırakmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Bu tarifim için toplamda 4 adet patlıcan kullanıyorum. Patlıcanlarımı dış tarafını soymadan yanlardan ince şeritler olacak şekilde kesiyorum. Ardından 2 litre suyumun içerisine 2 yemek kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Güzelce bir karıştırdıktan sonra kesmiş olduğum patlıcanları içerisine koyup 20 dakika kadar suyun içerisinde bekletiyorum. Patlıcanımın içini hazırlamaya başlayabiliriz. 1 çay bardağı kadar sıvı yağını tenceremin içerisine ekliyorum. 1 adet ince doğramış olduğum orta boy soğanımı da üzerine ilave ediyorum. 1 adet yine ince doğramış olduğum kapya biberimi ekliyorum. Güzelce bir kavuruyorum. Kavurduktan sonra 1 adet rendelemiş olduğum havucu içerisine ekliyorum. Ardından kışlıktan hazırlamış olduğum 1 su bardağı kadar domates sosumu içerisine ekledim. Siz normal 1 adet domatesi ince doğrayarak da ekleyebilirsiniz. Bir 5 dakika kadar piştikten sonra 1 su bardağı kadar ıslamış olduğum pirincimi içerisine ekliyorum. Ardından 1 su bardağı kadar sıcak suyu içerisine ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı karabiberi ekliyorum. Karıştırıp kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum.
20 dakikadır suda bekletmiş olduğum patlıcanlarımı çıkartıyorum ve her birini güzelce kuruluyorum. Bu tarifi iki şekilde yapabiliriz. Bir patlıcanlarımızı fırında pişirebiliriz. Bir de kızartarak yapabiliriz. Ben iki türlü de yaptım. Patlıcanların yarısını fırında kızarttım. Yarısını ise ocakta kızarttım. Fırına göndermeden önce yarım çay bardağı sıvı yağının içerisine 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuzu ekliyorum. Ardından patlıcanlarımı arkalı önlü olacak şekilde güzelce sürüyorum. Ardından 160 derece önceden ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum. Kızarana kadar bekletiyorum. Diğer yarısını ise dediğim gibi ocakta kızartarak yapıyorum. Fırından çıkartmış olduğum patlıcanların durumu ise şekilde gördüğünüz gibi. Hazırlamış olduğum için içerisine yarım adet ince doğramış olduğum maydanozumu ekliyorum ve karıştırıyorum. Şimdi geldik yapım aşamasına. Patlıcanımızın bir ucuna hazırlamış olduğumuz içi yerleştiriyoruz. Ardından sararak uç kısma doğru getiriyoruz. Daha sonrasında gövde kısmına kürdanı saplıyoruz ve bu şekilde hazırlamış oluyoruz.
Patlıcanları borcamın içine dizdikten sonra bir yemek kaşığı salçanın içerisine bir çay kaşığı kadar tuz, bir çay bardağı kadar da sıcak su ekliyorum. Güzelce karıştırıp patlıcanların üst kısmına döküyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. 20 dakika kadar pişiyor ve görüntüsü bu şekilde. Çıkarttıktan sonra kürdanları çıkartıp üstüne kaşar peyniri serpiştirip bir 2-3 dakika kadar yine fırına gönderiyorum ve böylelikle yemeğimizi tamamlamış oluyoruz. Kalan pilavı patlıcanın yanına servis edebilirsiniz. Şimdi patlıcanını da size göstermiş olacağım. Gerçekten çok güzel. Akşam yemeğine çok pratik. İki türlü de yapabileceğiniz bir tarif verdim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da Gel Bizden Ye adıyla takip etmeyi yine unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.